Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine makyajsız oluşumdan da anlaşıldığı üzere birlikte bir makyaj yapacağız. En son videomun altına değişik renklerde de makyajlar görmek istediğinizi yazmıştınız. Ben de pembeleri, mürdümleri yanıma aldım. Bu tonlarda bir makyaj yapmaya çalışacağım. Henüz kafamda net bir şey belirlemedim. O yüzden sonucu birlikte göreceğiz. Makyaja başlamadan önce videomu beğenmeyi ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak dudaklarım çok fazla kurudu. O yüzden bir dudaklarımı nemlendirerek başlıyorum. Sık sık bende gördüğünüz gibi gözenek gizleyici baz kullanacağım. NYX'in Pore Filler gözenek gizleyici bazı. Bunu ben burun kenarlarıma yoğun olarak uyguluyorum. Çünkü benim gözenek problemim genel olarak burun kenarlarımda. Ve şuradaki mimik çizgimin üzerine de biraz getiriyorum ki üzerine süreceğim fondöten orada birikme yapmasın. Bugün çok sevdiğim bir fondöteni kullanacağım. Maybelline'in Fit Me'si ama bendeki bunun 120 rengi. Bu ülkemize ilk geldiği zaman renk skalası biraz sıkıntılıydı. O yüzden ben de kendime koyu bir rengi almışım. Şimdi ara renklerini de getirdiler. Kendi renginizi bulmak biraz daha kolay. O yüzden bunu kullanacağım ama bu L'Oreal'in Lumi Magic makyaj bazı ile karıştıracağım. Bir kedi dili fırçamla elimin üzerinde bunu bir karıştırıyorum. Hem biraz daha aydınlık bir görüntü verecek ışıltılı bir baz olduğu için, hem de beyaz renkli olduğu için biraz rengini de açmış olacak. Rengi bana bir tık koyu gelmesine rağmen yapısını çok sevdiğim için kullanmaya devam ettim. Şu aralar sonu. Ben de hazır sonuyken bir an önce bitsin diye bu videoda kullanmayı tercih ettim. Biter bitmez zaten kendi rengimi mutlaka alacağım. Mutlaka elimin altında olmasını istediğim bir fondöten. Şöyle kedi dili fırçamla birazcık yayıyorum. Gelişi güzel. Daha sonrasında süngerimle dağıtacağım. Fırçada kalanı boynuma da şöyle geçeceğim ve süngerimle dağıtacağım. Hazır kış geldi ve yavaş yavaş boğazları giymeye başladık. Böyle kendinizden bir ton koyu fondötenleriniz varsa tam bu zamanda değerlendirebilirsiniz. Boğazlı giydiğinizde çok maskemsi durmuyor. Buraya kadar indiğiniz zaman kendi renginizde çok ayırt edilmiyor. Yüzüme bıraktığım fondötenimi Beauty Blender'ım yardımıyla dağıtıyorum pıt pıt hareketlerle. Uzun zamandır sünger olarak Beauty Blender kullanıyorum. Bendeki Pro versiyonu. Bir gratis indiriminde almıştım. Yanılmıyorsam 30 lira gibi bir fiyata almıştım. Ama gerçekten övüldüğü kadar varmış ve fiyatını gerçekten hak ediyormuş. Bundan sonra herhalde başka bir sünger kullanmam. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır dayanıyor ve herhangi bir bozulma vesaire olmadı. Concealer olarak da çok sevdiğim concealer'ın MAC Pro Long Wear concealer'ını kullanacağım. Bendeki NW15. Yine aynı fırçamın ucunu temizledim ve bunun üzerine alacağım. Şöyle yarım pompa kadar aldım. Biraz bu göz altıma, biraz bu göz altıma bırakıyorum. Çok hafif bununla far bazı da yapacağım. Fırçada kalanı şöyle T bölgemi aydınlatmak için de kullanacağım. Süngerimin temiz kısmıyla da göz altlarımı dağıtıyorum. Göz altlarımı sabitlemek için ise NYX'in HD Finishing Powder'ını kullanacağım. Kaşlarımı hızlıca yapacağım. Zaten her zamanki ürünlerimi kullanıyorum. Önce NYX'in bu Precision kalemini kullanacağım. Ardından da Maybelline'in Brow Draması ile sabitleyeceğim. İlk olarak gözlerimde hafif bir geçiş rengi oluşturacağım. Bunun için de pastelin 17 numaralı allığını kullanacağım.
Fazlalığını atıyorum ve soft bir geçiş istiyorum burada. Geçiş rengimi oluştururken gözümü biraz daha kenara doğru çekmek için şöyle şuraya ve şu kısma doğru da uyguluyorum. Göz üstüme de krem far uygulayacağım. Maybelline'in Color Tattoo'larından 65 Pink Gold rengi. Rengini şu şekilde göstereyim. Fırçamın üzerine alıyorum. Bekleme sırasına mutlaka ters koyuyorum ki herhangi bir hava alıp kuruma olmasın diye. Göz kapaklarımın üzerine kriz çizgime kadar uygulayacağım. Krem farım henüz ıslakken, hemen kurumamışken Nude Tude paletimdeki şuradaki ışıltılı pembe rengini üzerine tampon hareketlerle uygulayacağım. Bu biraz daha ışıltılı görünmesini sağlayacak. Aynı uygulamayı bu taraf için de tekrarlıyorum. Göz altlarından yine Color Tattoo'lardan 70 numarayı uygulayacağım. Bunun da rengini şu şekilde göstereyim. Bu böyle morumsu bir renk ama içerisinde ışıltılar da var. Bunu göz altlarımdan geçiyorum. Karıştırma fırçamla dağıtıyorum. Üzerinden bir kat daha geçeceğim. Şimdi yassı uçlu bir karıştırma fırçası aldım ve şu dış köşeleri koyutmak için MAC'in I Am Into It farını kullanacağım. Bunu fırçama az bir miktar alıyorum. Çünkü çok hafif hafif yapacağım bu işlemi. Oldukça kontrollü gitmeye çalışıyorum. Ve kesinlikle böyle net bir geçiş istemiyorum. Oldukça soft bir geçiş oluştursam da bir kez daha karıştırma fırçamla dağıtıyorum. Yassı uçlu karıştırma fırçası kullanıyorum çünkü eğer elim biraz fazla kaçarsa hemen temiz olan arka kısmını çevirip orayı olduğu yerde dağıtıyorum. Göz içimin biraz daha aydınlık görünmesini istediğim için NYX'in bu Fox White kalemlerinden 04 numarayı uygulayacağım. Şöyle lilamsı bir rengi var. Maskara olarak da L'Oreal'in yine Unlimited maskarasını uygulayacağım. Geçiyorum kontüre. Bugün Rival de Lupin Chocolate Lovers bronzerını kullanacağım. Kullandığım fırçam Oriflame'in F06 kontür fırçası. Hazır bugün normal tenimden biraz daha bronz bir ten kullanıyorken Wet n Wild'ın bu en sevdiğim aydınlatıcısını uygulayacağım. Bendeki rengi E321B. Gözlerimde kullandığım pastelin 17 numaralı allığını şimdi yüzüme uygulayacağım. Kullandığım fırça Naşita. Bu makyaja yakışabileceğini düşündüğüm iki tane rujum var. İkisini de çok seviyorum. Biri Flormer Silk Matte serisinden 02 olması lazımdı bunun rengi. 02. Diğeri de Maybelline'in Superstay Matte inklerinden 65 numarası. Hangisini sürsem emin olamadım. Sanırım Maybelline'i kısa süre önce kullanmıştım. O yüzden bugün Flormer'ın 02 numarasını uygulayalım.